Duman. Yeşilçam'dayız Bırakanlar adlı bir belgesel programla daha tekrar karşınızdayım. Bugün Türk sinemasının önemli oyuncularından Suna Selen'i konuşacağız. Birazdan çok önemli anekdotlarla karşınızda olacağım. Yeşilçam'dayız Bırakanlar başlıyor. Suna Selen, 1 Temmuz 1939 tarihinde İstanbul Tarlabaşı'nda dünyaya gelen ünlü sanatçı, babası avukat Hüsmettin Selen, annesi Ahmet Cevdet Paşa'nın torunları Fatma Aliye Hanım'ın kızı Nimet Selen'dir. Evet sevgili dostlar, bir Yeşilçam'dayız Bırakanlar programıyla daha tekrar birlikteyiz. Bugün Türk sinemasının ve tiyatrolarımızın büyük üstadlarından sevgili Suna Selen hanımefendiyle beraberiz. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldu. Biz de sizleri gördük, çok daha iyi olduk efendim. Şimdi efendim, sanat hayatınıza geçmeden önce Suna Selen kimdir? Bize biraz kısaca kendinizden bahseder misiniz? 9 senesinde avukat Hüsamettin Selen ve avukat Nimet Selen'in çocukları olarak doğmuş. Evet. Evet bu. Çocukluğum şeyde geçti. Açıkçası işte 39'da doğduğuma göre 38'de başlayan İkinci Dünya Harbi sırasında geçti. Aslında çocukluğumu çok severim. Çok eğlenceliydi. Yani bence çok güzel bir çocukluğum vardı. Çok eğlenirdik. Yani ben çocuk olarak çok eğlenirdim. Hangi mesela, semtte doğdunuz efendim? Efendim? Hangi semtte doğmuştunuz? Çocukluğunuz hangi semtte? Tarlabaşı. 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 Hı hı. Tarlabaşında oturuyorduk. Mesela ne anlatabilirim? Karartmaya
uyabilmek için, çünkü bombalanma tehdidi vardı İstanbul'un, böyle uzun siyah şeritler keserlerdi evde. Ondan sonra unla birlikte unla suyu karıştırıp onlarla pencereleri kapatırlardı ışık sızmasın diye. Gerçi siyah storlar vardı, indiriliyordu ama bütün bunlar bana çocuk olarak çok eğlenceli geliyordu. Çünkü arada ben de parmağımı şeye sokup, ne derler, una sokup şeylere, kağıtlara şey yapıyordum, zamp yapıyordum. Evet. Sonra hiç unutmam, 45 senesinde annemle babam müthiş bir sevinç yaşadılar. Şeker geldi, şeker geldi diye eve. Ve benim o güne kadar içtiğim canım üzümlü çayın içine, çünkü kuru üzümle içerdik. Şeker yoktu İstanbul'da. O şeyler, kuru üzümü atarsınız çayın dibine. Onlar şişer. Ağzınıza aldığınız zaman patlar ve çok güzel bir lezzet bırakır. Benim bildiğim çay öyle içilir. Evet. Sonra geldiler, böyle abuk sabuk beyaz bir şey attılar içine. Onun tadını hiç sevmedim. O zamandan beri de çay içmem. Lise öğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde tamamlayan ünlü sanatçı, lise öğrencisiyken bir yandan da Beşiktaş Belediye Konservatuarı tiyatro bölümüne devam etti. 1956 yılında ailesinin isteği üzerine hukuk eğitimi almaya başladı. Ama bir yandan da Dorman Tiyatrosu'na devam eden Suna Selen, hukuk eğitimini yarıda bırakarak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim öğrenimine başlamıştı. Şimdi efendim, öğrenim hayatınız nasıl geçti? İlkokuldan son öğrenim hayatınıza kadar nasıl bir öğrenim hayatınız geçti? Bu arada oyunculuğa yavaş yavaş nasıl başladınız? Bunu bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii efendim. Efendim, ilkokula 29. ilkokul ve 45. ilkokul Parmak Kapı'da başladım. Mesela orada çok heves etmiştim. Müsamerede sahneye çıkabilmek için. Anneme hatta evde krepon kağıtlarından böyle bir tütü bilmem ne filan bir şeyler diktirmiştik. Fakat öğretmen nedense beni çok sıska buldu ve sen bu elbiseyi dedi başkasına ver dedi. Peki ben dedim, sen dedi perdenin arkasından dedi şeyleri yaparsın, anonsları yaparsın dedi. Benim perdenin arkasına attılar. Yani ilk sahne deneyimim perde arkasından oldu. Evet. Sonra Atatürk Lisesi'ne başladım şeyi bitirdikten sonra. İlkokulu bitirdikten sonra Atatürk Kız Lisesi şeyin yanındaydı o vakit. Akademiye ait olan bölümün bir kısmındaydı. Hı hı. Yani deniz kenarındaydı. Atatürk Kız Lisesi'nde böyle müsamereler falan oluyor. Ben de ne? Timur Lenk. Gene hiçbir zaman öyle bir güzel, zarif role çıkamadım. Timur Lenk rolüne çıkardılar. Fakat Ankara'dan gelenler beni çok başarılı bulmuşlar. Evet. O Timur Lenk rolünde. Hı hı. Ve babama demişler ki o dönem şöyle bir şey vardı. Bu ilk Anadolu liselerinde, ilk kurulan Anadolu Lisesi'ydi bizimki. Çocuğun neye şeysi varsa yönelimi, evet,
o bakımdan onu şey ediyorlar, eğitiyorlar. Yani diyelim ki müziğe yönelimi var, konservatuvara yolluyorlar. Haftada bilmem kaç gün. Ondan sonra hani beden dersine yollayacak yerde. Evet. Beni de babama sormuşlar, demişler ki şeye yollayabilir miyiz? Konservatuvara yollayabilir miyiz? Bu kız çok yetenekli. Şimdi babam eve geldi, anneme dedi ki, hanım dedi, bu çocuğu dedi şeye yollamak istiyorlar dedi, konservatuvara. Evet. Annem ne yapacak dedi, konservatuvara gidip dedi. Bu kız avukat olmayacak. Canım dedi, avukat olacak tabii ki dedi. Avukat olacak ama dedi, konservatuvara gider, düzgün konuşmasını öğrenirse hakimi daha iyi ikna eder, dava kazanır dedi. Ha beni dava kazanayım diye konservatuvara gitmeme müsaade ettiler. Ve ben İstanbul Konservatuvarı'na işte yarı zamanlı olarak başladım. İlk sinema deneyimini Halit Refik'in Gecelerin Ötesi adlı filmle başlayan Suna Selen, sırasıyla Izdırap Çocuğu, Dikenli Gül, Kalp Yarası, Kolsuz Öbek gibi filmlerle Yeşilçam'da aranılan bir oyuncu olmuştur. Şimdi Suna Hanım, ilk sinema hayatınızda yani Yeşilçam'a nasıl geldiniz, nasıl başladınız, bu serüven nasıl oldu? Bunu bizlerle paylaşabilir misiniz efendim? Tabii efendim. Efendim ben sinemaya başladığım zaman evliydim. Harikulade bir kayınvalidem vardı ve aynı zamanda tiyatroda da oynuyordum. Zaten tiyatroda oynamamın da sebebi Cahit Irgat, o da tiyatrosundaydım. Oraya da beni evet. Kayınvalidem ön ayak olmuştu, girmiştim. Ve tiyatronun fuayesine bana bir teklifte bulunan Metin Erksan geldi. Ben de eve geldim. Kayınvalideme dedim ki, ben dedim film çekmeyi düşünmüyorum anne dedim. Çünkü film daha sıradan bir şeymiş gibi geliyor. Tiyatrocular açısından evet. Doğrusunu söyleyeyim. Kim kızım dedi. Metin Erksan diye bir, aman evladım dedi. Ben onun dedi bütün yazılarını takip ediyorum gazetelerde dedi. Çok iyi bir sanat tarihçisi ve sanat eleştirmeni, bence kabul et dedi. Onun üstüne kayınvalidemin tavsiyesi üstüne ben de Metin Erksan'ın Gecelerin Ötesi filminde oynamayı kabul ettim. Evet. Ve öyle sinema hayatım başlamış oldu. Bu İstanbul'un ışıklarına bir daha sensiz bakmayacağım. Her zaman sen olacaksın yanımda. Beraber olacağız. Gecelerin Ötesi filminde sizin ilk kamera önü deneyiminiz Metin Erksan'la birlikte zorlandığınız anlar olmuş muydu? Bunu bizlerle nasıl paylaşabilirsiniz efendim? Zorlanmak değil, sadece Metin Bey'le diyaloglarımız olmuştu mesela. Hı hı. Bana düşündüğü rol bir dansöz veya oyuncu rolüydü. Ben de dedim ki, ve o oyuncu hanım pencerenin karşısında soyunuyordu. Evet. Karşı taraftaki beyi etkilemek için. Ben de dedim ya, insan dedim pencerenin karşısında soyunmasın da dedim. Yani bu mesela dedim şeyde bale hareketleri yapsın. Kendi kendine adam ona baksın dedim. Siz de orada mizansel vereceksiniz. Sonra Metin Bey, hı hı, bunun üstüne benim rolümü değiştirdi. Masum kızı bana oynattı. Hı hı. Fakat Metin Bey'e hayran olduğum taraf şudur ki, aslında o rolü oynattığı kişiye de aynı mizanseni uygulattı. Yani pencereden adam bakıyor ve kadın kendi kendine bale egzersizleri yapıyor. Evet.
Yani o kadar zihni açık, o kadar harikulade bir insandık. Ne güzel. Muhteşem bir yönetmen. Metin Erk, sana da buradan Allah rahmet eyliyoruz. Tabii. Sizin de böylelikle ilk sinema serüveniniz bu şekilde başlamış oldu. Başlamış oldu. Peki efendim. Geçer insana. Herhalde kuş beyinli annenden miraz kaldı sana aptallık. Kraliçen. Bir de sizin oynamış olduğunuz Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filminde Kraliçe'yi canlandırdınız. Burada çok güzel bir rolünüz vardı. Bu Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'e biraz değinebilir miyiz efendim? Pamuk Prenses, Yedi Cüceler benim çocukluğumda seyrettiğim bir Walt Disney çizgi filmiydi. Hı hı. O çizgi filmden sonra, şimdi tam o sırada da benim yatağımı ayırmışlardı. Çünkü kız kardeşim doğmuştu. Şimdi o zamanlar biz tarla başında sobalı bir evde oturuyorduk. Hepimiz aynı odada kalıyoruz ama bana kız kardeşim doğunca annemle babam çocuk üşümesin diye onu ortalarına aldılar. Hı hı. Bana da bir tane parmaklıklı karyola alındı. Oraya beni koydular. Evet. Ama ben büyük bir yalnızlık hissediyordum o zamanlar. Yani kendimi bir anlamda terk edilmiş hissediyordum. Çünkü bir sıcaklık yoktu. Evet. Bunun üstüne hatta hiç unutmam. Ben burada yalnız mı yatacağım dedim çocuğum ya. Yok dediler. Bir şeyden, gene yardım derneğinden gelen, o ara Amerika'nın yardımları vardı malum. Bir ayı almışlar. O ayıyı da benim yanıma koydular. Bak bundan yalnız kalmaz. Sırada beni şeye götürdüler. Pamuk Prenses, Yedi Cüceler filmine. Ve ondan sonra ben o yatağın duvarında habire cadıyı görmeye başladım. Evet. Ve cadı yok olsun diye o zamanlar badanalar kireç badanaydı. Hı hı. Tırnaklarımdan kazıyordum. Alttan başka bir renk çıkıyordu. Gene cadı şekil değiştirmiş, hareket etmiş oluyordu. Yani benim çocukluğumda ve hayatımda tek bir kabusum oldu. Cadı. Evet. Yani uykudan uyandığım zaman duvarda cadıyı görüyordum. Sonra aradan zaman geçti. Beni Pamuk Prenses, Yedi Cüceler filminde oynamam için çağırdılar. Şeyi sordum. Kim kraliçeyi oynamam için çağırdılar ama. Evet. Kraliçeye çok benziyormuşum. Cadıyı kim oynayacak dedim. Cadıyı da bir yaşlı birini bulur oynatırız dediler. Vallahi dedim ben tiyatrocuyum. Cadıyı da oynarsam kabul ediyorum. Ama dedim cadıyı oynamazsam kabul etmiyorum dedim. Havalı ya insan, evet, genç olunca evet, öyle oluyor. Bunun üstüne aradan nasıl isterseniz dedi yapımcı. Tabii yani bu demek ki olmayacaktı. Fakat tuhaf tesadüf, o sırada Allah rahmet eylesin, o da vefat etmiş ya, toprağı bol olsun diyelim. Ankara'da operadan, İtalya'dan bir şey getirmişler. Makyaj uzmanı. Evet. Ve Titi Meroni. Titi Meroni operada çalışmaktan çok bunalmış. Çünkü şeyler, tenorlar ve sopranolar kim olursa olsun, hı hı, devamlı terliyorlarmış. Habire makyaj tazele, habire makyaj tazele,
Pitti Meroni'ye biraz bay gelmiş açıkçası. Bu sefer film sektörüne kaymaya niyetlenmiş. Ve onun da ilk filmi şey, Pamuk Prenses Yedi Cüceler. Şimdi Titi Hanım'la görüşünce, vallahi ben yaparım demiş. Ne şey eder, plastik makyajla yaparım demiş. Evet. Bunun üstüne beni çağırdılar. Maalesef plastik makyaj lan yaparım dedi. Plastik makyaj olamadı. Çünkü plastik makyajı getirtemediler dışarıdan. Ama Titi Meroni öyle bir sanatçıydı ki çocuk zıbınından burun yapıp içini doldurup ondan sonra üstüne pat sürerek bana cadıyı oynattı. Evet. Şimdi size garip bir şey söyleyeceğim. Ben o cadıyı oynadıktan sonra bir daha kabuslarımda cadıyı görmedim. Evet. Yani benim için o cadıyı oynamak tam bir terapi oldu. Zeynep Değirmencioğlu ve Salih Güney ile beraber paylaştınız. Evet. Ve çok da başarılıydınız. Belgin Doruk, Kraliçe Belgin Doruk. Evet, Belgin Doruk. Allah rahmet eylesin kendisine de. Çok başarılı bir oyun sergilediniz burada. Sizi peki bundan sonraki süreçte o cadıyı oynamak bayağı ilerletti mi sinemada? Bilmiyorum. Yani o konuda bir fikrim yok. Doğrusunu söyleyeyim. Yani bana bir ödül verdiler Antalya'dan en iyi karakter oyuncusu ödülünü. Ünlü oyuncu Münir Özkul ile evlilik yapan Suna Selen, bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Yoğun bir tempoda çalışan ünlü sanatçı, 1974 yılında Münir Özkul'dan ayrılıp Gümer Sümer ile evlenen ünlü oyuncu, bu evlilikten de bir oğlu olmuştur. Şimdi efendim, siz rahmetli Münir Özkul ile 1 Şubat 1966 tarihinde bir evlilik yaptınız. Münir Özkul nasıl biriydi? Sanat hayatında nasıl biriydi? Ve sizde de size de katmış olduğu bir etki var mıydı sanat hayatında? Bunu bizlerle paylaşabilir misiniz? Çok büyük bir sanatçıydı ve kendine özgü bir tarzı olan sanatçıydı. Bana ne kattığını bilemiyorum. Yani farkında değilim yahut da bir şey katmışsa. Çünkü ekol olarak farklıydık. Ben bir anlamda işte Max Meinecke'nin yahut Ercüment Behzat Lav'ın ekolünden yetiştim. O daha ziyade başka bir ekoldeydi. Dolayısıyla farklı ekollerin birbirlerine şeyleri olmuyor ama tabii ki sahnede çok iyi anlaşıyorduk. Sahne arkasında da çok iyi anlaşıyorduk. Evlilik hayatınızda da iyi anlaşıyordunuz. Efendim? Evlilik hayatınızda da iyi anlaşıyordunuz. Vallahi evlilik hayatım sadece çalışmakla geçiyordu, doğrusunu söyleyeyim. Evet. Evlilik hayatımız diye bir şey pek yoktu. Habire koşturuyorduk. O sahneden bu sahneye koşturuyorduk. Evet, tabii. Peki Münir Özkul'la almış olduğunuz bir sahne var mıydı efendim? Efendim? Münir Özkul'la almış olduğunuz bir sahne veya sinema filmi var mı? Sinema filmi var mı yok mu onu pek bilmiyorum ama sahne tabii var. Hep senelerce birlikte oynadık. Bir Millet Uyanıyor filmi vardı. Aa evet, orada ben de oynamıştım, doğru. Evet, Ertem Eğilmez'in yönetmiş evet, olduğu. Evet, evet, orada ben de oynamıştım. Daha doğrusu küçük, şöyle bir şey söyleyeyim. Ertem Bey, Münir yalnız kalmasın, çekim çok uzun sürecek diye benim de gelmemi istemişti. Ve ben o filmin kostümcüsüydüm. Evet. Kostümcüsü olduğuma göre arada da figürasyona çıktık, işte vurulduk, düştük.
Yani şey diyor, orada bir rolüm molüm yoktu ama görüntüde var mı? Var. Bu yüzden istemiyordum. Olanları kurcalayıp öğrenmenden korkuyordum. Şimdi efendim, sizin 1971 yılında aslında iki tane filmde oynadınız. Hem Senede Bir Gün, Hülya Koçyiğit, Kartal Tibet'le, hem de Türkan Şoray ve Edison'un paylaşmış olduğu Bir Genç Kızın Romanı filmi vardı. Bu filmin büyük bir bölümünü Şişli'de bir platoda çekmiştik. Ve o da arkadaşımdı, Türkan Hanım. Ve fevkalade bir oda arkadaşıydı. Yani iyi bir şeydi. İyi, güzel anılarım var. Zaten Türkan Hanım'la olan bütün anılarım çok güzeldir. Doğrusunu söyleyeyim. Evet. Peki aynı sene içinde 1971 yılında Senede Bir Günü çektiniz. Ertem Eğilmez'in filmi. Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet'le. Bununla ilgili biraz bir şeyler paylaşabilir misiniz? O da öyle. Yani Hülya Hanım'la da çok güzel çalıştık. Evet. Güzel bir filmdi. Evet. Tarihe geçecek filmlerden bir tanesidir. Türk sinema tarihinin özellikle. Güzel anılar kattı o zaman size de. Tabii efendim. Peki Kartal Tibet nasıl birisiydi? Kartal Tibet nasıl birisiydi? Kartal Tibet, ben onu şeyden tanıyorum. İlk Ankara'da tiyatro yaptığı zamandan harikulade bir insandı tabii. Şimdi efendim, belli bir dönemde özellikle Seks Furyası'nın çıkmasından sonra sinema belli bir sekteye uğradı. Bununla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Siz o dönemlerde ne yaptınız? Türk sineması ne yaptı? Bunlarla ilgili bilgilerinizi bizlerle paylaşabilir misiniz? Bir dönem hakikaten Seks Filmleri Furyası'ndan birlikte Türk sineması sekteye uğradı. Doğru. Çünkü genelde mesela kadın matineleri yapılırdı. Hı hı. Ve o matinelere bütün tıklım tıklım seyirci dolardı. Tabii ki hanımların hiçbiri sinemaya gitmez oldu. Hanımların hiçbiri sinemaya gitmez olunca beyler de hanımlarını herhalde seks filmlerine götürmediler. Artık kendileri yalnız gördüler mi görmediler mi ben orasını bilemem. Yalnız sinema seyircisi azaldı. Evet. Sekteye uğradı. Siz ne yaptınız bu dönemde derseniz, ben tiyatroda çalıştım. Beni şeyden inciten bir şey olmadı. Fakat daha sonraları bu festival filmleri, festivallerde gösterilen belgeseller başlayınca şeyde festivallerde, orada dikkatimi çeken şey şu oldu. Bu aslında sade bizde değil. Bizden önce Amerika'da da bu seks filmleri furyası çıkmış. Evet. Yani oradan bize Amerika'dan, Avrupa'dan doğru bize geldi. Bize gelen bir şey. Ama sonra işte 80'lerde tekrar Türk sinemasının sanat yoluyla canlanmasıyla, hı hı, bu etki ortadan kalktı. Yani insanlar gene sinemaya gitmeye başladı. Eviniz çok güzelmiş. Beni nasıl buldunuz? Çok çirkin. Teessüf ederim. Siz mi söylediniz? Evet. Demek siz söylediniz. Hayır canım, ben söylemedim. Kim söyledi acaba? Yoksa evde sizden başka... Masum'a da oynamış oldunuz. Sahte Kabadayı filmi var. Orada da bir şarkı söyleyen ve Kemal Sunal'ı tuzak kurmak amacıyla evine gelen bir bayanı canlandırıyorsunuz. Hı hı. Kemal Sunal'la veya bu filmle ilgili bize biraz anılarınızı anlatabilir misiniz? Sahte Kabadayı filminde Kemal Sunal'la birlikte oynamak benim için bir
ne bileyim sevinç meselesiydi doğru. Çünkü Kemal Sunal'a zaten oyuncu olarak tiyatrodan hayrandım. İşte yani ne bileyim ben, benim için çok keyifli bir film oldu. Orada bir şarkıcıyı canlandırıyorsunuz. Para Para diye bir şarkı söylüyorsunuz. Evet. Ve Kemal Sunal'ı öldürmek için evine geliyorsunuz. Evet, tuzak kuruyorum. Evet, tuzak kuruyorsunuz. Ama ondan sonra ben kendim öldürtülüyorum. Evet, onun ileri gideceğini zaten siz orada görmüştünüz. Tabii. Ben daha önce Kemal Sunal'ı tiyatroda seyrettiğim için yani biliyorum. Oyunculuğunu da biliyorum, hepsini biliyorum. Onun için onunla oynamak benim için büyük bir zevkti. Şimdi efendim, sizin Beyaz Melek filminize var. Masum Kırmızıgül'ün çekmiş olduğu dev kadrolu bir film. Beyaz Melek filmine biraz değinmek istiyorum. Beyaz Melek filmi nasıl bir filmdi? Böyle bir, sizin gibi usta oyuncuların içinde bulunmuş oldu. Bize bunlardan biraz bahseder misiniz? Valla Beyaz Melek çok iyi çalışılmış bir filmdi. Mesela şunu da söyleyeyim. O kadar güzel çalışılmıştı ki bize şeyler kullanacağımız diyalekt için teker teker CD'ler dağıttılar, hı hı, ki oradan dilimizi şey edelim, düzgün kıvıralım diye. Gerçi benim pek ihtiyacım yoktu çünkü şundan ötürü ben Diyarbakır'da 5 yıl şey yaptığım için, ne derler, tiyatroda çalıştığım için benim dilim şeydi ama gene de tabii ki o verilen şeyler, CD'ler, hı-hı, çok yardımcı oldu. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Mahzun Bey'in harikulade bir çalışma sistemi var. Daima hangi yörenin olursa olsun, diyelim ki Diyarbakır, diyelim ki Bitlis, oranın şeyinle, bir uzmanınla, yani dil uzmanından herkesin rolünü CD'ye okutturup o şeyi, doğru diyalekti size aksettiriyor. Hmm. Evet. O zaman da sonuç çok iyi oluyor. Çok gerçekten. Gerçekçi oluyor. Usta bir yönetmen. Çok usta. Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Kartal Tibet ve bir sürü dönemin ünlü oyuncu ve yönetmenleriyle çalışan ünlü oyuncu, 2018 yılında oynamış olduğu bir korku filminin çekimlerinde "Akrebin üzerinde yürüdüm, bu beni bayağı ürkütmüştü" diyen ünlü oyuncu, günümüzde halen aktif olarak sinema ve dizilerde rol almaktadır. Sizin çok değerli ödülleriniz var. Ben ödüllerinize değinmek istiyorum efendim. 1969 yılı İlhan İskender Tiyatro En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almışsınız. Genel Tiyatro'dan almışsınız. 1971 yılında 8. Antalya Altın Portakal Yılın Karakter Aktristi Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filminden almışsınız. Az önce de bahsetmiş olduğumuz. Evet. 1993 yılına geldiğimizde 5. Ankara Film Festival Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Cazibe Hanım'ın Gündüz Düşler ödülünü almışsınız. 2003 yılına geldiğimiz zaman 22. Uluslararası İstanbul Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almışsınız. 2009 yılı Uçan Süpürge Onur ödülü. 2011 Antalya Altın Portakal Yıldırım Önal ödülünü almışsınız. 2014 Seten Pizza En İyi Kadın Oyuncu Kısa Film ödülünü almışsınız. 2014 yılında yine Hak İş Pizza En İyi Kadın Oyuncu Kısa Film ödülü. 2015-2016 yılları arasında Nadide Küntay Tiyatro Emek ödülünü almışsınız. 2020 3. Uluslararası İzmir Film Festivali Altın Artemis Filme Değer Katanlar Ustalar ödülünü almışsınız.
2021 yılı İstanbul 40. Film Festivali onur ödülüne layık görülmüşsünüz. 2022-2023 yıllarında Üstün Akmen Tiyatro Ödülünü onur ödülü olarak da almışsınız. Yine 2023 yılında 55. Siyat Ödülleri Sinema Yazarları Derneği'nden almışsınız. Bu ödüllerle ilgili biraz bahseder misiniz? Çok mutlu ediyor tabii bir oyuncuyu ödül almak. Sadece onu söyleyebilirim. Çok da değerli ödülleriniz var. Bu da sizi onur ediyor değil mi efendim? Öyle. Peki. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi efendim son sözlerinizi alabilir miyim? Seyircilerimize. Sinemayı, tiyatroyu oynamayı çok seviyorum. Peki. Gelecekte yapmış olduğunuz tekrar projeler var mı diyeyim son kez? Efendim? Gelecekte yapacak olduğunuz projeler var mı? Düşünüyor musunuz? Vallahi gelecekte çalışmayı düşünüyorum tabii ki ama artık biliyorsunuz ki bu işler teklife bağlı. Teklife bağlı. Peki. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yeşilçam'da İz Bırakanlar programına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim efendim. İnşallah başka programda görüşmek ümidiyle. İnşallah efendim. Ağzınıza sağlık efendim.